Şimdi özellikle büyük takımların golcüleri çok tartışıldı. Özellikle de Fenerbahçe'nin golcüleri hala hazırda tartışılıyor. Ve Beşiktaş'ın iki golcüsü, Abubakar ve Lereniklisi şimdiden 29 gole ulaşıp Kayseri, Erzurum, Denizli ve Gençler Birliği'ni geride bırakan bir performansa imza attılar. Şimdi isterseniz bu iki oyuncudan başlayalım. Kayseri, Erzurum, Denizli, gençler, gençler Birliği. Bir tek Rodega, hani net forvetleri yok bu takımları saydığımız. Stanku var gençler bildiğinde. O Sakat. da sakatlık veya Sakat. yaş şartı artık evet. 85'li evet. hatırlıyorum. Artı bir de Gezal eklesek Ezgi. Gezal'ın da benim bildiğim Skor bir 14 katkısı. asiste Tabii asist evet. Ondan fazla asisti var Gezal'ın da. Tabii tabii. Yani üçünü toplarsan çok haksız Daha fazla takımı Neden lider oldu anlaşılıyor aslında Mehmet ya. Ya şimdi gönül ne istiyor biliyor musun? Mehmet Galatasaray'ı <laughs> takip ediyor. Ben Fenerbahçe'yi takip ediyorum. <laughs> gönül bu sezon Beşiktaş'ı takip etmek istiyor. Çok <laughs> keyifli tamam mı? Mesela Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Sıkıntılar, dertler, Galatasaray falan. Abi Beşiktaş'a geliyorsun. Gündem ne? Gündem yok abi. Mutluyuz. <laughs> ya, o kadar mutluluk tamam mı? Şimdi bakıyorsun. Kalede hiç kimsenin normal şartlarda planlamadığı bir tane genç kardeşimiz. Kalede Ersin. Normalde yani orada bir önceki adam tamam performansı berbattı ama kariyere bakıyorsun falan filan. Ersin'e geçiyorsun. O performans olarak uçurum var. Solbek Rıdvan. Şener gitmiş orada Rıdvan oynuyor falan. Tereddütlü oyuncularım var. Soza ne yapar? Gezallar i̇şte Gezalla ne kadar uyar? Larin, Şenol Hoca bile performans alamadı. Avubakar zaten sakattı. Atiba'yı araba... da söyleyelim. Ben... Şöyle söyleyeyim Mehmet, bence Atiba her geçen sene daha iyi oynuyor. Çok 8.5 numara oldu. Onda evet. şey var. Benjamin Batın gibi terse evet. giden bir süreç var. Şimdi hepsinden keyif alıyorsun. Eleştirin adamlar ne? Mesa, Laiç, Laiç Oğuzhan. Oğuzhan. neden bunları bu kadar eleştiriyoruz biliyor musun? Takım öyle bir seviyede ki. Bunlar belki de vasatlar. Hani bu performanslarıyla Süper Lig'de başka takımlarda gözü kapalı. 11'de oynayabilir. Hatta böyle e, takımın iyisi falan da olabilir ama Beşiktaş'ın mevcut değerleri üzerinden aşağıda kaldıkları için eleştiriyoruz adamları. E, kulübeden gelenlere bakıyorsun. Rıdvan, e, şey Necip. Sen ballandıra ballandıra anlatıyorsun. Necip'in e skora katkı yaptığı maçları. Enkudu maçlara, bence Enkudu, bu sezon liginin en iyisi kulübeden. Enkudu, vesaire vesaire tamam mı? Şimdi Sergen Hoca acayip bir Camiada ağırlığı var, destek var, özgüvenli bir duruşu var, konuşmalarına, vücut diline yansıyor. Ekonomik kriz yaşamış bir kulüp, Sayın Çebi seçildiğinde 10-12 sene falan gerekiyor deniyordu. Şu anda bunların hiçbirisi konuşulmuyor. Beşiktaş gülü oynaya gidiyor ama, bak bu kadar şey konuşma ama, Beşiktaş taraftarlarında kızıyorum arkadaş. Neden? Neden kızıyorum biliyor musun? Şimdi diyorlar ki bizim e, geçmiş yıllarda çok ağır... E, sıkıntılarımız oldu. Çok ağır şeyler yaşadık. Ya bak şu anda bugün puan durumunda Beşiktaş'ın yerine Beşiktaş'ın attığı gol, yediği gol, averajı, puan hepsini Beşiktaş'ı sil oradan Galatasaray yaz. Ya da Fenerbahçe yaz. Galatasaraylılar şu anda şampiyonluk besteleri yapmışlardı. Fenerbahçeliler bütün ülkeyi Salih boyamışlardı. Beşiktaşlılar da taraftar olarak söylüyorum hala bir tereddüt var olamayabiliriz. Bizi yapmazlar mı? Öyle. Ya arkadaş yapmayın. Allah aşkına takımın oynadığı futbol ortada. Yönetim, teknik heyet, futbolcular tek beden olmuşsun tamam mı? Taraftar keza aynı şekilde ya şu coşkuya biraz daha fazla katılın. Takımı itin, takımı taşıyın. Takım zaten gidiyor da. Acaba nazar değmesin? Tamam Türkiye da bu kadar olmaz düşüncesi. arkadaş ya. Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim, Bak maçın eksik maçın eksik puan farkıyla öndesin. Galatasaray'ın futbolunu tartışıyoruz. Sahaya çıkaracağı 11'i Mehmet 11. adam bulamıyorum diyor. Fenerbahçe teknik direktör değiştirmiş. Beşiktaş'ın 11'ini ezbere ya Beşiktaş 11 sayıyorsun. Ya Beşiktaş'ın 11'ini sayıyorsun. 11'ini bırak Beşiktaş'ta o Kulübeden 11'den 3 kişiyi geldi? çıkarttığında yerine 3 kişiyi koyduğunda Beşiktaş'ın oynadığı oyun değişmiyor. Mehmet bence burada en ilginç detay şu. E, ligin ya 4. haftası ya 5. haftası olsa gerek. Vodafone'da Gençler Birliği'ne 1-0 kaybettikleri maç. Beşiktaş'ın. O tarihten beri yani ya Eylül sonu ya Ekim başıydı. Beşiktaş'ın sürpriz puan kaybı yok. Sırasıyla ben puan kayıplarını söyleyeyim. Gaziantep deplasmanı Ersin atıldı. Sergen Hoca hatta öyle açılmayacaksın dedi Ersin. Antep Sumidika ile mükemmel gidiyordu o ara. Yani o Antep kim gelirse gelsin iç sahada zaten kazanıyordu. Alanya deplasmanı Çağdaş atan liderdi hatta Alanya öyle hatırlıyorum. Ligin ikinci yarısına gelelim Ezgi. Ee, bir hatay deplasmanı var bu arada 2-2 evet, biten evet. ki bu Penza'yı tanımaya başladık. Müthiş bir hücum attı. Hı hı. İkinci yarıya gel. Trabzonspor maçı 2-1. Bence fena top oynamadı Beşiktaş o maç. Uğurcan sahanın yıldızıydı. Antalya 1-1. E, Ersun Yanallı tam savunma takım savunmasını hı hı. oturttu ve son Fenerbahçe derbi yani onun dışı mutlak favori çıktı. Beşiktaş kazanır dediğimiz her maçı kazandı Beşiktaş ve net oyunla kazandı. Öyle hı. bir son dakika 90. dakika mucize golle gelen bir galibiyet hatırlamıyorum ben. Bir de zorlandı. Orada da sanki maçın ilk yarısı penaltı kaçırmıştı. Öyle hatırlıyorum. İşte Beşiktaş'la ilgili tek eleştirim dediğim gibi taraftarına. Peki şimdi Mehmet Uç... Beşiktaş taraftarı biraz daha Diyor ki... gaza gelsin kardeşim. Yani çıkarın bayraklarınıza toz tutmamış herhalde bayraklar. Şurada İki sezon Galatasaray. Şimdi Mehmet Emin diyor ki çıkarın bayrakları, tura çıkın. Ee, bir şey yapın şimdiden ya. siyah beyaza boya iner şey. Peki kalan 10 maça o zaman bir bakalım. Yani gerçekten bakalım. E, Beşiktaş taraftarları temkinli davranmakta da acaba biraz haklı mı? Yoksa e, kalan maçlar bize ne diyor Beşiktaş'la alakalı? Şimdi bakalım şöyle bir Kasımpaşa var deplasman. Alanya maçı, Erzurum deplasmanı, içeride Ankara Gücü, Sivas deplasmanı. Kayseri Spor, Çaykur Rizespor deplasmanı Hatay maçı, Galatasaray derbisi ki birçok kişiye göre belki de ligin kırılma maçı olacak. Fatih Karagümrük ve Göztepe deplasmanıyla da bitiyor. Fiksür zor ama şu an Beşiktaş'a en yakın takımı kim? Galatasaray. Galatasaray'ın fiksürüne de bir Hatay deplasmanı, iç sahada Trabzon maçı. Kolay yani, diye bir şey yok. E, Hiç tabii. kimsenin yok. Yani şu fiksür üzerinden gidersen, ligde tek oynayan takım sen değilsin. Bu fiksüre zor dersin. Zor da. E, seni takip eden adamın da fiksürü kolay değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bak yönetim üstüne düşeni yaptı. Yapıyor. Teknik et de yapıyor. Futbolcular da yapıyor. Ya siz de yapın ya. Siz de takımı ileri itin ya. Şu anda Galatasaray'da hiç kimse diyor mu ya biz şampiyonluğa havlu attık arkadaş bu takımdan bir alt olmaz mı diyor. Yok. Oluruz yaparız inanıyorlar. Destek oluyorlar. Fenerbahçe şu anda Emre Belözoğlu geldi. Emre bizde bu hasreti e, unutturabilir, dindirebilir. Bir motivasyon bir şey var ya. Trabzonspor ikinci o aradan ben bu karambolden sıyrılıp ikinci olur muyum? Bir sürpriz olur mu? Ya sen lidersin. Maç eksiğin var. Puan farkıyla lidersin. Hala öyle mi olur? Olabilir kardeşim futbol bu ama daha coşkulu taşıyın takım ya siz de o takım taşıyor kendini. Sen de onlara katıl, sen de takımını ileriye it. Ben Beşiktaş taraftarının çok pasif kaldığını düşünüyorum. Kusura bakmasınlar iki taraftar olsa biraz daha hani o Vodafone Park'ta Bilmiyorum Tadlos, ben Beşiktaş taraftarı değilim. Belki ben Beşiktaş taraftarı olsam ben, benim de endişelerim öyle olurdu ama benim beklediğim daha coşkulu olmalı. Ya yani tabii Galatasaray açısından baktığımız zaman Galatasaray o bitirişleri biraz daha e, net yapabilen bir takım olarak e, hep bugüne kadar ortaya çıktı. Fenerbahçe taraftarlarının ben e, sana çok katılmıyorum. Belki yine Fenerbahçe taraftarı da biraz e, temkinli davranabilirdi ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin belki biraz daha farklı bir bakış açısı olabilir Ben Bilmiyorum, bir 9 gün süre istiyorum ya haftaya. Şimdi ara maçları da olacak ya. Yani haftaya cuma net bir fikrim olabilir çünkü hani Galatasaray Hatay maçını oynuyor, bay geçiyor. Beşiktaş'ın da 2 maçı var. Ondan sonrasını bir görmek gerek puan durumunu. Peki şimdi bize bazen kızıyorlar Beşiktaş'ı az konuştunuz diye ama e, bence Beşiktaş taraftarlarının buna Hı. sevinmesi lazım. Çünkü e, gerçekten başarılı tablo dışında ya, şu bu anda ülkede, konuşulacak. Bu ülkede mutluluk çok fazla prim yapmıyor. Yani evet, o yüzden, tabii. o yüzden Fenerbahçeyi Fenerbahçeyi Fenerbahçe bir saat konuşmamızın sebebi Fenerbahçede an itibariyle yaşanan evet. e, krizler acaba nasıl çözülecek bunu merak etmemiz diyerek şimdi Trabzonspor'dan bir haber aktaralım. Uğurcan Çakır'la alakalı değerli izleyenler milli takım hem tabii ki kulübünde hem de milli takımda gösterdiği performansla. E, İngilizlerin radarına girdi Uğurcan ve The Sun gazetesinden bir haber geldi. Habere göre Norveç-Türkiye maçını izleyen Liverpool yetkilileri Haaland'ı izlemeye gitmelerine rağmen o karşılaşmada Uğurcan Çakır'a e, hayran kalmışlar. Gelin haberimizde şöyle bir detaylarına bakalım. Biz de sonra Uğurcan'ı konuşalım.